Türkleri av yılında kullanılan avlar ve diğer avlanma araçları, av sırasında zemin yapısı, hava koşulları, av çakışması, kullanım hataları ve benzeri nedenlerle kopmakta, kaybolmakta ve denizlere terk edilmektedir. Denizlerde av sırasında istenmeden kopan ve terk edilen bu av araçları uzun süre ortamda kalarak kontrolsüz bir şekilde av yapmaya devam etmektedirler. Hayalet avcılık olarak da adlandırılan bu durum, deniz canlılarının barınma ve beslenmelerini olumsuz yönde etkilenmekte, ekolojik ve ekonomik zararlara neden olmaktadır. Denizden çıkarılan av araçları kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla Zeytinburnu Balıkçı Barınağımızda halka, balıkçılarımıza ve basına açık şekilde sergilenecek, konu hakkında hazırlanan afiş, poster, iplet ve görsel materyallerle kamuoyumuz bilgilendirilecektir. Aşağıdan bağlayacağız, yukarı çıkartacağız. Şu ana kadar yapmış olduğumuz faaliyet, Demir Dönemimizin, İstanbul Demir Dönemimizin bize vermiş olduğu koordinatlar çerçevesinde şu ana kadar 81 tane gıgı ağı, troll ağı bulduk. Bu ağlar yaklaşık 2,5 tonluk bir kapasiteye erişti. Bunların hepsini topladık. 81'in katmanı var. Doğru. Evet. Ve Marmara bölgesinde şu ana kadar diğer bölgeler dahil olmak üzere tespitlenmiş yaklaşık 1000 üzerinde noktalar. Bunlar haricinde. Sayın Bakanım, bu bütün operasyonları bu su altı robotu ve diğer küçük su altı robotuyla yaptık. Bu su altı robotu world class bir su altı robotu olup 1000 metreye kadar iner. Her iki koluyla 160 kilo kaldırabilir. 130 kilo payload'u vardır ve 5,5 maç sürat yapar. Doğrudur, seyrediyoruz. Bilgi veriyoruz bakalım beyim. Tamam, dalgıç hazırlansın. Evet. 10 metre. Boş koyuyorlar şu anda. Bunu çoktan 10 metre boş koyduk çoksa. 10 metre. Bu Türkiye için bir ilk, Türkiye'de uygulanan ilk proje bu sahada. Gerek çevre açısından, gerek denizlerin temizlenmesi açısından, gerekse balıkçılığa zarar veren bu hayalet ağların veya hayalet avcılık diye tabir edilen uygulamanın sona ermesi açısından çok önemli. Bu bölgede 240 bin metrekare alanda 81 noktada bu şekilde ya kopmuş ya terk edilmiş
ağlar var, tespit edildi. Bu onlardan bir tanesi. Biraz önce hep beraber operasyonu izledik. Denizin dibindeki 20 metre kayanın üstünü sarmış bu büyük ağ. Terk edilmiş, kim bilir ne kadar zamandır burada duruyor. Dolayısıyla balıkların gerek göç yollarında, gerekse yuva yapmalarında, gerekse yumurtladıkları bölgelerde ciddi tahribat meydana getiriyor, zarar veriyor. Hem hayalet bir avcılık avcılığa sebebiyet veriyor, hem denizi kirletiyor, hem balıkçılığa ve balık gerçekte üretimine çok ciddi zarar veriyor. Biz Türkiye'de kamu kaynağıyla ilk defa böyle bir proje hayata geçirdik. Su Ürünleri ve Balıkçılık Genel Müdürlüğümüz, İstanbul İl Tarım Müdürlüğümüz birlikte. Bizim Türkiye'de evet bu gemileri, bu mekanizmayı şu an için belki kendimiz üretemiyoruz ama bu teknoloji artık bizim ve Türkiye'de bu bizim denizlerimizin korunmasında, çevrenin muhafazasında artık Türkiye bu operasyonları yapabilecek güce ulaştı. Bu son derecede önemli. Bir tane operasyon teknemiz var. Bu bölge temizlendikten sonra diğer bölgelere gidecek. Bunlar kim bilir kaç yıl önce buraya ya koptu ya terk edildi bu sahada. Bu sahada bu şekilde 81 noktada şu anda bizim tespit ettiğimiz ağlar var buna benzer. Denizin dibinde kayaların üstünü kaplamış, efendim taşlık alanların üstünü kaplamış veya denizin deniz dibindeki yer yüzeyini kaplamış durumda. Bunları toplamak suretiyle balıkların üremelerine imkan tanımış oluyoruz. Tekrar ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Haydi Allah'a ısmarladık. Haydi işte. Hadi kaptan, teşekkürler. Sağ olun, hayırlı günler.